bu yoldan çok araba geçmiyor. Ve bizim bu yolda galiba 350 kilometre gitmemiz lazım. Muhtemelen bu 350 kilometre biz 2 günde falan gideriz. Şu an sabah saat 10. Bakalım kaç kilometre gideceğiz. Thank you again. Kopçay. Bay bay. Al şu arabayı, canından dinlesin ya. Anam anam, ne ileri vitese giriyor, ne geri vitese giriyor. Ne duruyor. Good luck brother. Sana good luck. Sabah idi. Sofra kurulu mu? Gelek yiyek. Gel diyorum. Bye bye. Baby. Gel baby'yi sevek. Bunu da verek. Ver. Bakkaldayız gerçi. Sabah idi. Hop vereyim mi? Ver. Ver. Yana elle bir duştan. Ver. English. Ne yapıyorsunuz gibi bir şey dedi. Biz gidiyoruz böyle, sırtımızda çantalar, böyle Ponsavan'a kadar gideceğiz. Ponsavan? Ponsavan. Yes. Going to Ponsavan. Yes. My home. 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 Yes, my home. My home. Bu da benim home. My home. Ponsavan'a kadar böyle evimiz sırtımızda gidiyoruz yani. Gidiverik gari. Tamam tamam tamam, beni gören ağlıyor. Bu tepi gören ağlar tepi. Her geçen duruyor. Hello. This way on the road. How many kilometre? 100. Ponsavan. I'm going to Ponsavan. Oh, I go Ponsavan. Yes. Yeah. Where you go, you can take. Kopçay, thank you. Deli mi? Deli galiba. Tamam. Dayı bir şeyler anlattın ama. Money no, okay? Okay. Thank you. İyi. Yine nereye gideceğiz, ne kadar gideceğiz bilmiyoruz ama gidiyoruz. Şimdi biz kaybolak diye bilmediğimiz yollara girdik. Yani kayboluyorduk ama yine de haritadan bakıyorduk yani neredeyiz filan diye. Biz yolculuğumuza şu sarı yoldan başladık. Bakın şu enatlardan. Bu sarı yoldan başladık. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ondan sonra şuradaki sarı yoldan dedik hadi içeri girelim. Bu sarı yol üstünde kaybolalım. Yani bu yoldan tepeye doğru çıkalım. Sonuçta bir tane otoban var belli. Ama biz şu an neredeyiz? Biz buradayız. Yani köyün de köyündeyiz. Şu an Laos'un tam ortalarında bir yerdeyiz ama. İyi. Laos'un da hakkını vermedik demeyiz. Karnımız aç. Günlerdir dışarıdan neredeyse yemek yemedik. Bir kere yedik. Bununla buluşumuzdan beri bir kere dışarıda yemek yedik. Para harcamadık yani. İkimiz... Aa baksana kız toz toprak yiyor. Allah'ın garibim ya. Sana kim dedi gel değişin yanına diyor. Poşeti de ye bakayım. Al poşeti de ağzına. Öyle yapacak bir şey yok. Para olmayacak. Böyle. Ama yine keyfimiz yerinde. Hadi destur bakalım. Şimdi köyün çıkışına gidelim de oradan otostop çekeceğiz. Kopçay. Şey, sıcak su istedik de şimdi yoldan adıl yapacağız. Şişeye bak. Elim yandı, fazla dolduramadım. Ver. Yok fazla bile zaten o. Sen yanma, ben yanayım. Aa, böyle köyün ortasına lastikleri oturduk. Dinleniyoruz. Makarna, sıcak su istedik böyle bir tane dükkandan. Şimdi makarna yaptık.
Dünden kalmada pilavımız vardı ama sadece lapa tatsız pilavdı. Bu makarnanın suyundan da biraz buna koyduk. İşte burada makarnamız. Bunu bir afiyetle gömelim. Ondan sonra nereye gideceğiz bilmiyoruz ama işte yine her zamanki gibi gideriz bir yerlere. Nereye gidelim kız? Bilmiyoruz. Anlat bakayım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Nasıl gidiyor yolculuk? Çok eğlenceli. Eziyet çekmiyor mu? Açlık, yokluk, ama sokakta yatıyor. Onlarla böyle mutlu oluyoruz. Onlarla bu yolculuğumuz değerli hale geliyor. O yüzden güzel yani. Yani sürünüyoruz. Şu ana kadar, sürünmek için buradayız zaten. Şu ana kadar çektiğin eziyetlerden memnunsun yani. Evet, gayet memnunum. Her şey yolunda. Demek ki doz arttırmak lazım. Düşünsenize böyle 10 haneli bir köye geliyorsunuz. Dil bilmiyorsunuz, yol bilmiyorsunuz. Dereye inip bulaşık yıkıyorsunuz. Hem de çamurda. Ve gide. Deterjan yok, bir şey yok. Ne yapalım? Daha organik. Oh, mis mis. Bütün yağ gitti. Pirinle beyazlarınız daha beyaz. Renklileriniz daha renkli. Yok lan, o çamaşırdı değil mi? Bu bulaşık. Şu an dereye girip ben kendimi de mi yıkasam diye düşünmüyor değilim. Bonsavan, run 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 run, bonsavan. Not not me, not not me, not me mana, not. Yapacak bir şey yok. Money no, no money. Me. Finish, zero. Yürüyerek gideceğiz böyle. Run run. Ya. Yes yes, dur dur yapacağız. Okay. Kap çayı. Nasıl anlaştık biz onunla? Anlaşıyoruz. Doğal bir anlaşma dilim var. Vay anam, köyün çıkışına gidek dedik, yürü yürü bitmiyor ya. Tuvalet bulmamız lazım acilen. Ben kötüyüm. Ha, araba geliyor. Mavi, mavi uğurlu rengimiz. Maviler alıyor bizi. Bu seferlik almadı. Anam ya, bebek maymunu kafese koymuşlar. Evet. Sabahıydı. Nerede bulmuşlar bunu? Pişt, yakışıklı. Bebek maymun. Yazık günah, daracık kafeste. Vallahi ya. Gel. Bana bak. Gözleri ne güzel. Kop çay, thank you. Bye bye, thank you. Sabah iyiydi lan. Çak kanka, gel. Adamsın. Sabah iyiydi. Gel gel, ama ışık arkada ya. One, two. And? Gel teyze, niye gülüyorsun? Ay senin canını yeri. Gel kamera gel. Thank you. Gel bak kendine, gel. Kapçayı. Kapçayı. Hadi. Bye bye. Kapçayı. Beni de çekseydin ya. Neyse, köyün delisini de bulduysak bu köyle işimiz bitmiştir. Artık gidebiliriz. Hadi bay bay. Araba geliyor. Hadi. Hadi göreyim seni abi. Biz gidiyoruz. Geliyorsun. Gidiyoruz. Ponsavan. Ponsavan. Durdu. Vallahi gidiyoruz. Duracak mı, durmadı. Yani 10 gündür ilk defa iki tane tır yan yana geldi. O da bize duran araba olduğu zaman. Araba geri geri gelip bizi alacak, gelemiyor. 5 saattir 5 araba geçti. Bir araba durdu bize. 5 araba gitti. Trafik oldu. Allah'ım, baba bak.
Adam nerede olsun lan, gidiyorum. Gidiyorum, almıyorum diyecek. Bize mi? Hiç bize gibi değil Nurgül. Bize mi? Ah geldi. Allah senin canını yiyeyim ben ya. Hadi. Hadi. Hadi Ponsavan de abi, ne olur bitsin şu otostop yolculuğu. Kopçay mıydı neydi? Kopçay. Sabahydı ka. Sabahydı. Ah. How many kilometre? Bay Mương Thát Hôm ni là luôn như Mương Thát Hôm mi ban phak. On the way Ponsavan. Ponsavan. Yeah. Bo dai bay hot Ponsavan. No problem. On the way. Hot na Thát Hôm. Thát Hôm, okay. Tam okay. Yolun üstünde. Okay. 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 Thank okay. you. Thank you. No. Lan bu mera bayana Ponsavan. Okay, Ponsavan. Kızık adam biraz size duracak diye bince. Şey. Olan hep sıkıştırdı. Ve gitti. Sonra ayırdı herhalde. Ha, yıl kumlar aile matam diyor lan. Evet evet, bir sürü sıkıştı orada kamyonlar falan. Ne yaptın, geri gelemedin bir de. Thank you, Kopçay. Yeah. You are Türkiye. Yeah. İstanbul. Oh. O da Türkiye. Bak, bak gördün mü? Yeah. Dil bilmeden anlaşmayı öğrendin. Aynen. Nereden anladın ikiniz de mi Türk müsünüz dediğini? Ben bile anlamadım. Sen mi de? Evet, ben Türkiye benzemiyorum ama Türk'üm. Anam git git, şu Ponsavan'a varamadık. Yine karanlığa kalacağız, yine bir yerde açacağız. Belki bir ihtimal varırız. Şimdi hemen bu şehrin de dışına çıkalım. Otostopa devam. Ponsavan. Yes, Ponsavan. Ponsavan. Neyse, hava kararmaya yakın bir araba bulduk. Bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyoruz. Bakalım yine kalacak gerçek yer konusu nasıl olacak, göreceğiz. Abi şimdi biz otostopla alan abi bizi kız kardeşinin evine getirdi. Ben sana şimdi yemekleri tanıtayım. O tuvalette bir yeni geldi. Bu tavuk. Şurada tavuk kafası da var gördüğün gibi. Bu tavuk suyu çorbası. Şu balık salatası en köşedeki. Bu da bir ot. O da bir ot. Bunlar güzel. Bu çok acı. Vallahi ben yandım. Yandım, bittim. Şu köşedekini yemedim. Bu normal pilav. Şurada da geçen yemiştik ya, yapışkanlı pilav. Adı ondan neydi bunun? Stick rice. Bu stick normal rice. Ha, şu stick rice. Böyle ahali de böyle. Bu gece yatırtalar teklif eseri ama henüz öyle bir teklif gelmedi. Abi şimdi yemek yemiyoruz. Bakalım, dur yemek yiyelim bir. Bunlar biraz tavuğu böyle bütün yine kafası orada gördüğünüz gibi şey yapıyor direkt. Baltayla vuruyor, kazana atıyor, ne kadar pişerse getiriyor. Ama çorbası çok güzel. Vallahi sağ olsunlar, Allah razı olsun, adam bunlar ya. Abi bir yemişim. Utandım artık, daha yemedim. 4 tabak yemek yedim. 4 tabak pilav yedim. Her pilavın yanında da şunlardan böyle hepsinden birer tane atladım. Şu normal kaşıkta yeniyor. Elle yiyen de var ama şu direkt elle yeniyor. Bu neydi bu? Lucky mi? Stream mi? Ha, stick rice. Stick rice. Bunu herhalde bir başka bir yer gibi bir şey soruyorlar. Ev böyle abi. Bir tane yerde yatak var, bir tane arkada mutfak var. Öyle bir iki tane gardırop var. Kapçay. Thank you. Okay, gelin diyor bir daha. Dönüşte gelin diyor. Thank you Kapçay. Bye bye. Bye bye. Abiler bizi merkeze bıraktı. Nerenin merkezi biz de bilmiyoruz. Beni bıraktılar işte. Şimdi biz burada bir tane delikli taşlar varmış. Oraya gideceğiz ama tam yolu molu bilmiyoruz. Şurada bir tane halı sahası, stadyum gibi bir şey var. Gireceğiz. Karanlık maranlık ama giriyoruz. Çadır atmaya yer bakacağız şimdi. Erzağımız da bitti. Şey aldık. Cennet hurması aldık. Ondan sonra 4-5 tane de mandalina aldık böyle yarım yarım. Yani her meyveden 100-200 gram aldık. Sabah kahvaltısı yapacağız. Erzağımız bitti artık. Büyük bir şehre varınca toplu erzak alacağız. Şimdi hadi gidelim çadır yeri bakalım. Abi biz şimdi nereye çadır attık tam bilmiyoruz ama şuradaki evi görebiliyor musunuz bilmiyorum.
Demin kapısı açıktı. Ben buradan televizyon izliyordum. Adam telefonda görüntülü konuşuyordu. Gizli kaçak buraya kurduk çadırı. Başka yer bulamadık. Sabah da buradan gün ışımadan kalkacağız. Kaçacağız. Neyse şimdilik bu kadar. Çadırı kurduk yerleşiyoruz. Hava buz gibi benim. Ne paltom var ne uzun pantolonum. Donuyorum. Şimdi biz gece işte buraya kurduk çadırı biliyorsunuz. Ondan sonra hangi evden geldi acaba? Şuradan mı geldiler? Şu evden mi ne? İnşaattan mı geldiler? İnşaattan iki kişi geldi. Nurgül'e dedim hemen sen tuğlunu kapa. Merhaba arkadaşlar. Ben Diyani. Ne oluyor niye? Ya manyak mısın sen? Niye her şeye gidiyorsun ya? Allah Allah. Nereden verdiler seni bana ya? Her şeye gidiyor adam. Aleminin de içi kanalına hoş geldiniz. Karşıdan bir adam geliyor. O da YouTube çekiyor da galiba. Şimdi dün gördünüz buraya çadırı kurduk. Artık şuralardan bir yerlerde iki tane motorlu adam geldi sabah 6'da. Yani ne ara uyandılarsa ve buz gibi biz donuyoruz yani böyle takır takır takır. Bütün kıyafetlerimi çıkardım, altımı üstüme serdim. Neyse adamlar hello melo dedi, nereye gideceksin dedi. İşte anlaşamıyoruz tabii adamla değil diyor. Gösterdim resmini böyle delikli taşlara gideceğim dedim. O da şey yaptı. İyi tamam gidebilirsiniz dedi. Tamam gidebiliriz dedim ben de. Neyse bunu da tuluma gömüyorum. Yaz şu tuluma da ses çıkarma diyorum. O da ben biz şuraya gideceğiz buraya gideceğiz. Tulumun şeyin çadırın içinden bağırıyor. Adam da eğildi bakıyor filan. Alıp kaçıracaklardı başıma bela olacaktı ya. Neyse bu geceyi de Allah'a şükür sorunsuz atlattık. Herhalde bir gece daha sokak bir açacağız. Ondan sonra yarın bir hostele falan gideceğiz de. Yıkanacağız mıkanacağız şarjlarımızı yapacağız. Videolarımızı editleyeceğiz. Şimdi sizi Denkli Taş'a götüreceğiz. Tarihi çok ilginç. Orayı size gösterip anlatmak istiyorum. Bekleyin. Kavanoz taşı, delikli taşı ne fark eder?